Merhabalar, ben Onur Koçit. Marmara Üniversitesi Sinema Bölümünde tezsiz yüksek lisans yapmaktayım. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Sektörümüzün, film sektörümüzün duayenlerinden, opera sanatçısı, çalıştığı setlerde oyunculuğun dışında set ekibine yardımcı olan, senaryoda yazmış olan sevgili Ferdi Atuner var. Kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Merhabalar Ferdi abi. Öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Önce sinemayla nasıl tanıştığını ya da seni kimin keşfettiği konusunda yanıtını bekleyerek başlamak istiyorum. Ben sinemayla bizim mahalledeki Nil sinemasının filmlerini seyrederek tanıştım. Ondan sonra zaten okuldu, şuydu, buydu, falandı, filandı. Zaman içinde ister istemez ben operada çalışırken sinemayla tanışmış olduğum, TRT'nin yapmış olduğu bir film vardı. Sanem Çelik'le zannediyorum oynadık. 8 sütuna manşet. Siyah beyaz bir filmdi. Böylelikle TRT'ye ayak basmış oldum. Hem sinema hem televizyon, bu arada hem opera, üçü bir arada yürümeye başladı. Sinema senin için ne ifade ediyor? Sinema benim için çok şey ifade ediyor. Beni sahnede uzaktan görüp de sesimi uzaktan duyan kişiler çok yakınıma gelmiş oluyorlar. Hatta şu anda senin çekmiş olduğun fotoğraf makinesiyle aramda aşağı yukarı 50 santim fark var. Yani o kişiler benim tam burnumun ucunda olan kişiler. Çalıştığın projelerde topluma ne gibi katkısı ya da eleştirisi oldu özellikle Yeşilçam döneminde? O dönemine ait yapılan filmlerin de topluma ne gibi etkisi oldu? Bundan bahseder misin? O dönemde yapılmakta olan filmler son derece sosyal içerikli artı komedi ağırlıklı filmlerdi. Bu arada kült filmler de yapılıyordu gayet doğal olarak. Şu anda çok beğendiğim, çok sevdiğim bir yönetmendir. Allah rahmet eylesin. Metin Erksan. Onun Kuyu diye bir filmi vardır. O aklıma geldi ve Kuyu'nun dekoru şu anda gözümün önünde. Neden? Çünkü TRT'de rahmetli Metin Erksan'ın aşağı katta stüdyoların bulunduğu yerde kocaman geniş bir odası vardı ve biz her yemekten sonra aşağıda onun odasında buluşur ve Türk sinemasını öğrenirdik. Onun ağzından ve onun anlattıklarıyla. Preveze'den önce diye bir film çekiyordu. Daha doğrusu çekecekti ve onun hazırlıkları yapılıyordu. Televizyonun stüdyosunda çekildi. Ben oynadım. Benim gibi devlet operasının müdürlerinden olan rahmetli Mustafa İktu oynadı. Birçok sanatçı arkadaş, şehir tiyatrosundan ve diğer tiyatrolardan arkadaşlar roller aldılar ve benim düşünceme göre dekorların içinde çekilmiş olan son derece güzel bir film oldu. Yani bir Hollywood filmi bu kadar kısıtlı bütçeyle 3 kamerayla böylesine bir film olarak çekilebilirdi. Yani bu bir Metin Erksan'ın
fenomence girişimiydi. Bu filmi izlemek ve onun geri planında olanları da izlemekte eğer varsa o filmler bugün birçok yönetmene ışık tutacak düzeydedir. Peki Ferdi abi, Yeşilçam'da oyuncu yönetmen ilişkisi nasıldı ya da oyuncular filmleri nasıl seçiyordu? Yeşilçam'da tabii ki oyuncular birinci sınıf, ikinci sınıf, bir de figürasyon olarak yardımcı oyuncular olarak adlandırılıyordu. Yapılacak olan filmin senaryosu kimin oynayacağıyla, hem erkek hem kadın sanatçısıyla zaten yavaştan yavaştan senaryoyu yazan kişi tarafından o kişiler kafalarında canlandırılarak yazılıyordu. Yani elbise ona göre biçiliyordu. Ahmet ya da Ayşe'ye göre. Ha, hin hacette bunlar olamayacaksa da yine bu sefer Mehmet'le Fatma'ya giydiriliyordu o elbise. Ama bütün film son derece büyük fedakarlıklarla çekiliyordu. Çünkü bugünkü teknolojik imkanlar olmadığı için yemeğinden, suyundan, efendime söyleyeyim, oyuncunun alınıp da sete taşınmasından, setten evine kadar yollanmasına kadar böyle bir takım şeyler bir parça fedakarlığa bağlı oluyordu. Hem oyuncunun hem de yapımcının fedakarlığı, yani parasal fedakarlık. Peki senin için özel bir yeri olan film ya da oyuncu var mı? Benim için özel film ya da oyuncu olarak tabii ki beraber çalıştığım oyuncular var. Örneğin Yusuf Sezgin. Hem tiyatrodan, hem askerden, hem de sinemadan arkadaşım. Eşref Kolçak, Allah gani rahmet eylesin. Eşref abiyle birçok filmde beraber oynadık. Son derece, nasıl söyleyeyim, sert görünümlü olmasına rağmen son derece yumuşak kişiliği olan biriydi. Gelelim Kemal Sunal'a. Son derece donuk, asık yüzlü bir kişiliği olmasına rağmen son derece de yumuşak, sevecen bir kişiliği vardı. O sadece ve sadece görüntü, dışarıda herhangi bir şekilde sululuk yapmak için yanına yaklaşacak olan kişiyi önlemek için perdeydi. Dönemin birçok ünlü oyuncusuyla beraber çalıştım. Peki onlar sana ne kattı ya da onlarla çalışmak sende ne hissettirdi? Onlarla aynı projede olmak kariyerinde nasıl bir yol çizmene yardımcı oldu? Şimdi herkesin bir yemek yeme tarzı olduğu gibi herkesin de bir kişiliği var ve bu oyun tarzına da yansır diye düşünüyorum. Ben şimdiye kadar hiç kimseyi kendime oyuncu olarak örnek alıp da taklit etmedim. Benim içimden senaryoda nasıl bir rol varsa ben o kişi olmalıyım diye düşündüm ve ben o rolü nasıl oynarım? O kişi benim. Ben onu nasıl canlandırırım diye düşünerek kamera karşısına geçip oynamaya çalıştım. Devlet Opera ve Balesi'nde yıllarca sanatçı olarak çalıştın Ferdi abi. Peki operayla sinema arasında ne gibi farklar ya da benzerlikler var? Sadece ve sadece operada müzik var.
müzik demek, ritim demek. Sinemada da ritim var. Çekimlerin bir ritim içinde birbiriyle uyumlu olarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. O ritim bozulduğu zaman herhalde sinema olmaktan çıkar. Daha gülünç bir şey olabilir. Bilemiyorum ne denir. Oyunculuğun dışında yapım ekibinde de çalışmalarınız olmuş. Bunlardan bahseder misin? Ya ben de gerçekten yapım ekibinin içinde hem senaryoya hem efendime söyleyeyim teknik ekibe yardımcı olmaktan hoşlanan bir kişiyim. Örneğin Hacı Arif filmini çekiyoruz. Rahmetli Yücel Çakmaklı çekiyor. Yine rahmetli Tolgay Ziyal, benim çok sevdiğim mahalle arkadaşım. Bir şey lazım oldu. Şaryo lazım oldu. Ve o şaryo da aşağı yukarı 300 metre falan filan olması lazım ki böyle bir şey yok. Şeyin Dolmabahçe Sarayı'nın arka tarafında çalışıyoruz. Ne yaparız? Dedim kameraman benim station vagonun kapağını açalım. Oraya otursun rahmetli Mustafa abi. Ben dedim direksiyona geçeyim. Arabayı sarsmadan düz bir çizgi üstünde kullanayım. Alın size şaryo. Yahu dedi hiç mi soplamayacak, zıplamayacak bu araba? Çalışacağız dedim. Bakacağız oldu. Araya dedim hoplama zıplama olursa detay atarsınız. O hoplamalar zıplamalar geçer. Yücel abicim sen hiç merak etme Tolgaycığım. Hadi bir deneyelim dendi. Ben direksiyona geçtim. Mustafa Yılmaz kamerayı aldı. Bizim station wagon'un arka tarafına oturdu ve çekim başladı. Hoplamadan, zıplamadan araba, biz çekimi yaptık, bitti. Sonra yine bir şey söyleyeyim. Bu çok komiktir ama. Yine Hacı Arif filmini çekiyoruz. Dolmabahçe'nin çok güzel böyle bir su akıtan bir şadırvan mı diyeyim? Ne diyeyim şu anda aklıma gelmiyor. Havuzun üstünde evet şadırvan var böyle gayet görkemli. Sular akıyor. Yücel abinin Çakmaklı'nın aklına geldi. Ya dedi buraya dedi bir kuğu koyalım dedi. Görüntü olarak dedi nasıl olur? Tamam abi dediler herkes olur ben yardımcı oluyorum ya. Station arabada var. Ferdi dediler git dediler. Kuğuyu bul getir. Kuğuyu nereden bulacağız? Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şeyi var, hayvanat bahçesi var, Gülhane Parkı'nın içinde. Gülhane Parkı'na gittim, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne dedim TRT'den geliyorum dedim. Böyle böyle bir sahnemiz var, bize kuğu lazım. Daha önceden ben orada kuğunun varlığını görmüştüm. Abi dedi, o kuğu dedi öldü dedi. Şimdi kuğu yok. Yapma ya bulamayacak mıyız? Abi bulamayacağız ama dedi pelikan var. Yanlış yerde pelikanı alıp yükledik biz station'ın arkasına. Dolmabahçe Sarayı'na götürdük. Havuzun içine pelikanı bıraktık. Mümkün olduğu kadar gagasını filan göstermeden çekmeye çalıştılar. Kuğuymuş gibi. Ama ben o filmi ne zaman izlesem hep aklıma onun kuğu olduğu gelir ve ben gülerim.
böyle güzel şeylerdi bizim zamanımızda. Oluyordu. Halen de tahmin ediyorum oluyor ve bunlar işin neşesi olmuş durumda. Senaryo bağlamında yazmış olduğun sanırım benim bildiğim bir iki tane senaryo var. Müzikal sanırım. Sadece katkı olarak yaptığım bir takım şey var. Yine söyleyeyim, Hacı Arif Bey filmini çekiyoruz. Hacı Arif Bey filminde sarayda opera oynanıyor. Sarayda opera oynanıyor. Abdülhamit var. Sarayda operayı bizim tabii ki opera olarak oynamamız gerekiyor ve senarist de rahmetli Bülent Orandı. Bana dediler ki Bülent abiye git, böyle böyle bir sahne çekeceğimizi söyle, ona göre biz hazırlık yapalım. Bütün izinler operadan alındı. Sanırım Traviata oynanıyordu o zaman. Traviata operasından solo ve korolu bir bölüm çekildi. Rahmetli Suna Korat, rahmetli Mete Uğur ve Allah uzun ömür versin Ender Arıman arkadaşımız oynadılar ve İstanbul Devlet Operası'nın ve orkestrasının bütün hepsi burada görev aldılar. Oyunculuğun dışında seslendirme ve dublaj da yapmaktasın. Dublajın Türk sinemasından girişiyle ve gelişimiyle hakkında da neler söyleyebilirsin? Eskiden dublajlar biliyorsunuz bütün Türk filmlerinin olmaz olmazıydı. Şimdi filmler sesli çekilmeye başlandığı için artık o dublaja gerek yok. Yabancı filmlerin dublajları gerektiğinde Türkçeleştiriliyor ve yapılıyor. Benim dublaj hayatım da yine TRT'de başladı. Söyleyeyim nasıl başladı. 8 Sütuna Manşet filmini çekiyoruz. Rahmetli Erhan Avir, Şehir Tiyatrosu'ndan arkadaşımız bizimle oynuyor. Ve biz filmi çekerken üstelik de çektiğimiz yer Etap Marmara. Ferdi dedi, bunun dedi dublajı yapılacak dedi. Senin dedi ses tonun çok iyi ve de konuşman da çok iyi. Bunun dublajını senin yapman lazım. Seninle beraber TRT'ye gideceğiz. TRT'de Kemal Bilici diye bir yönetmen arkadaş var. Seni onunla tanıştıracağım. Sen dublaj yapmaya başlayacaksın. O zaman Bağlar başında TRT'nin dublaj stüdyosu, eksik olmasın Allah rahmet eylesin, Erhan Abir beni götürüp rahmetli Kemal Bilici ile tanıştırdı ve ben orada yavaştan yavaştan bir kelime, iki kelime, üç kelime, beş kelime, on kelime, yirmi kelime artık daha uzun dublajlar yapmaya başladım. Yavaştan yavaştan. Gelen Türk filmleri, dışarıdan gelen, efendime söyleyeyim, çizgi filmler, şunlar bunlar benim operanın dışında vaktimi almaya başladı ve büyük de zevk duyuyordum kendimi izlediğim zaman, sesimi duyduğum zaman. Setleri Yeşilçam'la günümüz setlerini karşılaştırdığımızda ne gibi farklar var diye. Yani Yeşilçam sinemasıyla Yeşilçam sinemasının setiyle günümüz setinde farklılık var mı? Hangi sesler daha güzeldi? Tabii yani hatırladığın kadarıyla onlardan da bahseder misin? Eskiden dublaj yapan arkadaşların hepsinin sesleri son derece güzel ve renkli seslerdi ve hepsinin sesi de şudur, şu şudur, bu budur. Şimdi aklıma geldi Saadettin Erbil.
son derece güzel konuşan bir abimizdi. Timuçin Caymaz öyle. Nevin Akkaya öyle. Ceyhan Mahfi Tözüm ki hala sesi pırıl pırıl konuşuyor. Devlet Tiyatrosu'ndan Su Hatun'a Allah rahmet eylesin. Yine Devlet Tiyatrosu'ndan birçok hanım arkadaş, erkek arkadaş dublaja yıllarını verdiler ve hepsinin de kendine özgü son derece güzel renkli sesleri vardı. Ve onlar Türkan Şoray'dan tutun en ufak bir hizmetçi kıza ya da kapıcı Ahmet Efendi'ye kadar seslerini verdiler. Çok önemli. Dublaj Türk sinemasında çok önemli. Ama ne yazık ki şimdiki TRT'de çekim yapılan filmlerde güzel sesli oyuncular yok. Birçok yeni oyuncu, hanım oyuncu ya da genç jön dam, jön fi ya da jön oynayan kişilerin seslerini duyduğum zaman diyorum ki bu ses buna gitmemiş. Keşke bu kişi dublaj yaptırsaymış sesine. Bunun kararını da o oynayan kişi verecek değil. Tabii ki yapımcının vermesi ve yönetmenin vermesi lazım. Bir de şu var. Birçok konuşan kişi kendini konuşurken ne yazık ki Türk fonetiğine dikkat etmeden konuşuyor. Çoğu zaman bu ne biçim laf, bu bana lazım diyen konuşmalar duyuyorum. Ve ne yazık ki o çekimi yapan yönetmen arkadaş da Türkçenin fonetiğine sahip olmadığı için stop, laf değil, laf. Lazım değil, lazım demeniz gerekir diye oyuncuyu yönlendirmiyor. Eğer laf diyemeyip de laf diyorsanız bunun Türkçesi var. Söz değil. Lazım diyorsanız hala lazımın da Türkçesi var. Gerekli sözcüğünü kullanın diye yönlendirmesi lazım yönetmenlerin. Ama ne yazık ki yönetmenler dahi Türkçenin fonetiğinden habersizler. Peki Ferdi abi, Yeşilçam yönetmenleriyle günümüz yönetmenler arasında ne bir farklar, benzerlikler? Şimdi ikisinin arasında çok büyük farklılıklar var teknolojik olarak. Yeni yönetmenler teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar ama eski yönetmenlerde bu teknoloji yokken daha çok duygularını veriyorlardı oyuncuya. Tabii o zaman filmler sessiz çekildi ve dublaj yapıldığı için yönetmen kadrajında olan oyuncuyu yüzünü fazla asma, biraz daha gül, evet tamam devam diye yönlendiriyor. Şimdi burada yüzün daha böyle tekallüs etsin, sen kötü adamsın diye o kişiyi motive edecek şekilde ses tonunu dahi kullanabiliyordu. Şimdi bunların yapılabilmesine tabii ki sesli çekim olduğu için imkan ve ihtimal yok. Oyuncu kendi düşüncesine göre oynayacak. Yönetmen de kendi düşüncesine göre oyuncuya ne veriyorsa onu alabilecek. Ne yazık ki
iş bir parça fazla ucuzlamış gibi geliyor bana. Yani yönetmen de oyunculuk bilgisine sahip olmalı diyorsun. Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Yönetmen sadece kameraydı, ışıktı, şuydu, buydu onlarla yönetmiyor. Oyuncuyu da yönetiyor ve oyuncunun da daha önceden yönetmenle o rolü tam olarak çalışması lazım. Çalışmıyorsa tabii ki çalışması lazım. Eskiden yönetmenle bu roller çalışılmazdı. Niye? Film sessiz çekiliyor, dublaj yapılacak. Yönetmen her türlü şekilde oyuncuya uyarısını sesli olarak yapar ve oyuncu da o uyarıya göre tepki verir, oynardı. Teknoloji ve teknolojinin olmayan güzelliği burada. Biz gençlere neler tavsiye edersiniz? Teknolojiyi kullanın ama duygularınızı teknolojinin içinde kaybetmeyin. Oyunculara Türkçeyi çok iyi kullanın. Türkçenin fonetiğinin derinine inin. Yeşilçam sineması mı yoksa günümüz sineması mı senin için, ya da ikisinin arasında unutamadığın bir anın var mı? Ya ben her ikisini de çok seviyorum. Her ikisini de çok seviyorum. Çünkü Yeşilçam sineması yoktan var olan ve bugün yeni yönetmenlerin yetişmesine neden olan bir sinema. Yeni yönetmenlerle beraber yeni oyuncular da gayet doğal olarak yetişmeye başladı. Ha, birçok üniversitemizde oyunculuk bölümleri açıldı ve oraya birçok genç okumak için gidiyor ama kaç tanesi bugün ekrana çıkabiliyor düzeyde diye düşünmek ve sormam lazım. Bir araya söyler misin? Yok, söylemem. Çünkü şu anda bulunduğumuz yer reklam olmasın, Savoy Pastanesi. Ben buradan bir araya söylemeye kalktığım zaman burası boşalır, Savoy'un ekmeğine mani oluruz. Teşekkür ederim Ferda abi. Bir tane araya söyler misin Ferda abi? Ya hadi seni kırmayayım, söylemeye çalışayım. O di quanto le feneri il tempo fra focate fia presto il tedio sorgere che sarà lor penso te. Yeter. Yeter, milleti başımıza toplamayalım. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Allah bütün sanatçı arkadaşlarıma sağlık, sıhhat, mutluluk versin ve ekranlardan, sahnelerden bir sağlık nedeniyle uzaklaşmış olmasınlar. Çok teşekkür ederim Ferda abi. Evladım, dikkat ediyorum. Senin sesin benim sesimden daha yüksek çıkıyor. Neden? Ses tonu diyelim abi. Allah sesine kuvvet versin yavrum benim. Teşekkür ederim.